Tekrardan günaydın sevgili takipçilerimiz. Akşam Hasan düğünden bize geldi. Malzemeleri falan topladı. Biz de nohut yolduk. Beraber yedik. Ayhan'dan Ali de gelir. Onlar da yerdi. Toplamadıydım. Onu da Ali evlerine gitmiş. Ayhan da buradaydı. Ne yapıyorsun? Pamuş. Pamuş. Şimdi bunların işleri dolu. Dolu olanları toplayacağım. Boş olanlar da tavuklar yiyor arkadaşlar. Onların oraya atacağım. Bugün ne yapacağım? Bugün biraz bahçeyle uğraşacağım. Salatalık falan toplayacağım. Kayınvalidem turşu kuracakmış. Geçen gün gönderdim. Bir daha gönderme bizim de var dedi. O da herhalde onlarınki böyle değişik tohum çıkmış. Daha tazeymiş ama yamuk olanlardan çıkmış tohumu. Bir kova sal da dedi, olursa iki bidon doldurum dedi. Bugün ona toplayacağım salatalığı. Biraz da biber toplayacağım. Biberlerimiz de bayağı büyümüş. Dolaba doğrayıp atacağım. Daha erken diyenler vardır. Ama hani neyin ne olacağı belli değil. Biber varken doldurum dolaba, ya değilse hastalık geliyor, bir şey oluyor. Öyleliğinden kalıyor. Bizim komşular nohutu yolda arkadaşlar, maşallah. Dövdüler, kaldırdılar. Ben de oradan alacağım bir şinik nohut. O zaman ineyim bahçeye. Salatalığımı, biberimi toplayayım. Ateş. Oğlum. Ateş. Günaydın. Hemen sana bir mama hazırlayayım. Ekmek vardı. Onu hazırlayayım arkadaşlar. Ateşe vereyim. Daha saat erken. 7:30. Ama yaz günü. Güneş artık erken çıkıyor. Güllerimiz de maşallah bir soluyor, bir açıyor. Bu da değişik bir çiçek. Bak. Ben ektiydim bayağı ama ektiklerimin hiçbiri çıkmadı arkadaşlar. Şurada satın almış olduğum gülüm, bu seneki aldığım gülüm. Şurada pembe açacak herhalde. Tomurcuklanmış. Burada da yine güllerim var. Yine bu seneki aldığım güllerim. Onlar da sarıydı biliyorsunuz. Yeni getirdiğinde açtıydı. Bir de hince açmış. Çok seviyorum ben gülleri sevgili takipçilerim. Yarısı soluyor, yarısı tekrar açıyor. Bir de geçen gün takipçim yazmış bana, işte dallarınızın etrafını çapalamamışsınız, onları da canlı sulayın diye. Çok suladığımızdan zaten bu şekilde oluyor sevgili takipçilerimiz. Otlanıyor tekrardan. Bu sene bir de çok yağmur yağdığından maşallah her yer ot. Başını alamadık ottan. Ot pişme makinesi alacağım diyordu Serkan. Bir daha da üstüne uğramadı. Sabah sabah bahçeye girmeden yoruldum arkadaşlar. Gerçekten herhalde benim kanım yok. Az bir iş gördüm mü nefes nefese kalıyorum. Şöyle yeşeren otları yoldum. Yine tekrardan güllerin dibindekileri tavuklarıma atayım, yesinler. Bu otlar hep buradan çıktı. Daha da paklesin. Bir haftan alır. Bizim afacanlar da garajdan çıkmıyordu. Artık yayılmaya çıktılar. Vallahi bahçeyi bir tane alırlarsa hapı yuttuk. Bak bak. Pamuşa bak. Onlarla oyun oynamak istiyor. Bak bak bak. Pusuya yatıyor. Kokmuş. Ama annesi seni düver düver. Annesi de geldi. İşler karıştı.
Maşımar fıstamış. Komşu da bahçede ne topluyorsa. Haccalı ne topluyorsun? Duymadı beni. Fıstık. Ne yapıyorsun sen? Sakın öyle bir hata yapma kızarım bak. Bunlar senin kardeşlerin. Sevgili takipçilerim, bunlar küçük olduğu için tabakların içine düşüp boğuluyorlar. Şöyle yumuşatıcı kabını üstünü kestim. Su koydum içine de. İçine düşmesinler diye. Bunlara bir nevi suluk yaptım. Arkadaşlar bizim bu dalı papaz eriydi, sattılar da bize. Ama bu nevi kiraza benziyor. Hatta bu sene şöyle göstereyim sizlere de. Kirazlarımız kızarmış. Piş kiraz mı acaba? Cinsi mi böyle ki? Yoksa süs ağacı bence bu. Bunlar da meyveleri. Bu sene kızardı. Geçen sene sadece açar gibi yaptıydı. Hiç bir şey yoktu. Kıpkırmızı olmuş. Kavunumuz da hastalanmış herhalde. Her şeye bir şey geliyor vallahi. Arkadaşlar ben bahçeden çıktım. Vallahi toplaması da emek istiyor. Ekmesi de, yemesi de. Şu bir kuvayı kayınvalideme topladım. Turşu kursun. Şu da kaplumbağalar yaralamış. Görmediklerim kartlaşmış arkadaşlar. Bunlar da tavuklarıma biraz sonra bıçak yardımıyla kesip atacağım. İyice sıcak kızmadan biberimi de toplayayım. Salatalığı kayınvalideme verip geleceğim. Sabah kahvaltısı ekmeğimi de alıp geleceğim. Şimdi tekrar bahçeye gireyim. Arkadaşlar söylediğim gibi tavuklar bahçeye bir alışırsa hapı yuttuk dedim. Yavaş yavaş gidiyorlar bakalım. Çamlara doğru geldiler. Şimdi ben biberlerimi göstereceğim sizlere. Domateslerim de kızarmış sevgili takipçilerim. Annemin domateslerini bir göstereyim. Daha sonra kendi domateslerimi göstereceğim. Şöyle görünen yerler kızarmış. Güneş gören yerler. Leyla teyzemizin domatesleri. Bayağı da kızarmış. Geçen gün bir iki taneydi. Bugün bayağı gördüm. Şöyle sırayla geliyor. Sıra sıra gelirken
kızaranları da görüyorum. Bir taraftan da otlar yolalım. Nasıl bitmedik otumuş. Kaç kere çapa yaptık. Damlamadan su kaçan illerden tekrar. Bu şekilde domateslerimiz arkadaşlar. Şu da Hatice teyzenizin domatesleri. Onunki maşallah kendi gibi büyüdü, irileşti. Ama ne domatesi görülüyor ne de kızaranı görünüyor. Gözükmüyor yapraktan. Şuraya mesela çok su kaçmış. Ota bak. Biberi de kapatacak bu ot, sonradan çıkan ot. Sevgili takipçilerimiz, biberleri göstereyim ben sizlere. Şöyle uzun kıl biber. Ben bunları toplayacağım. İçine de bulabilirsem Arnavutlarımdan katacağım. Arnavut da çok maşallah. İşte şunlar da acı Arnavut. Acılı olsun. Kışın melemenimiz, biliyorsunuz biz acıyı seviyor. Ailecek. Bayağı biberim var yani. Toplayayım ki tekrar versin. Geçen sene ben toplamadıydım. Toz biber yapacaktım. Onu da büyüklerim, tabii büyüklerimiz bizden iyi bilir. Topla elması, eğer toplamazsan yenisini vermezdiler. Hatta ben şimdi biraz toplayayım. Ondan sonra bunlar da Arnavut. Sonra da biraz gübre vardı kuvanın içinde. Geçen seneden kalma. Gübreyi verdim mi daha çok döllüyor. Şuranın biberini ben budama yaptıydım sevgili takipçilerim. O biraz daha iri. Şu damlamayı yapmadıydım. Çünkü bu Arnavut biberiydi. Arnavut biberinin yaprağı dipten oluyor. O yüzden budayamadıydım. Şimdi ben biberlerimi toplayayım. Vallahi iyice sıcak kızdı. Ya değilse erinip kaçacağım. Bir kuva bari toplayayım. Balkonumun gölgesinde doğrayayım. Arkadaşlar ben hemen kovam küçük olduğu için bir de biberler hemen yer kapladığı için bir kuva oldu. Bu kovamız zaten küçük. 9 kiloluk. Şimdi bunu soframıza döküp geleyim balkona. Oturmuşken yani biraz çok olsun. Uğraştığıma değsin. Bir daha toplayacağım. Balkonda doğrarken görüşürüz inşallah. Çeşmenin dibinde başında yıkayayım arkadaşlar. Görüyorsunuz kova bu kadar oldu. Şimdi biraz daha toplayayım. Yukarıya da yıkayıp götüreyim. Bir de lavabonun başını ıslatmayayım. Burada bolca suyla leğende yıkayayım. Daha sonra yukarıya çıkartayım. Birazcık daha toplayıp geleyim. Biberlerimi de topladım arkadaşlar. Sıcak iyice ısındı. Hava. Bunu anca doğrarım tek başıma. Hep tatlılarını topladım herhalde. Hiç acı yok. Arnavut biberlerini toplamaya erindim. Biraz acısın. Çok durduğu zaman acıyor. Onlar da illaki tatlıdır diye toplamadım. Birkaç tane aldım şöyle içinde. Göstereyim bulabilirsem. Ha işte bak. Şöyle aldım. Taze. Topladım. Şimdi kayınvalidem salatalığını götüreyim arkadaşlar. Bunu da gelince yıkayacağım. Balkonun gölgesinde doğrarken görüşürüz inşallah. Ben şu an salatalıkları koydum. Hatice teyzenize götürüyorum. Hatice komşum da pazara gideceğim. Giderken beni de götürdü dedi. Bir arayın bakalım. Bizim ortada Navruz Ablagül var. Onlar da inşaat yapıyormuş herhalde. Tahta eşeklerimiz vardı. Onları götürüyorlar. Hemen gidip geleyim. Bayağı hava sıcak. Arabanın içinde bir iyi serinmiş ki. Geliyorum diyor. Komşumu da aldım. Şimdi birlikte gidiyor. O pazara gidecek. Ben de kayınvalidemin oraya gideceğim. Ekmeğimi alıp geleceğim arkadaşlar. Koreciğim, firecik. Gitmemiş mi? Yok. Demek ki o da fasafisi. Diyor. Hey, Arzine'ne seninki nazarından oldu. Haccaplı ya arkadaşlar şey söylemiş. İşte Arap sabunu. Neydi haccaplı başka? Ayçiçek ya. Ha, zeytinyağı mıydı? He he. Zeytinyağı falan koy demişler. İlacına pompayla sık olur demişler ama denedi olmamış arkadaşlar. Yine gitmemiş yani. Salatalıkları getirdim arkadaşlar. Bizimkiler sabah balkonunu falan yıkamışlar.
Temizliği bitirmişler. Elim ağrıttı, kulağım sattı. Bir bakalım ne yapıyorlar. Haçaplayı da yıktım. Kimse yok mu? Ev sahibi. Televizyona mı bakıyorsunuz? Abi. Annem başı açılmış, müsait değilmiş. Hatice teyzemiz hastaymış arkadaşlar, kahve gözü açık. Yakaladık. Allah, hiçbir şeyim yok. Her babam yıkamış balkonları da. Çarşıya mı gitti o da? Kahvaltı yine mi yattın Serhan? Daha bizimkiler yatıyor. Sen geldin mi geldin? He. Gel içeri gel. Gideceğim, ekmek alacağım. Kahvaltı hazırlayacağım. Burada yapalım. Hı-hı, çocuklar orada hep. Hadi görüşürük. Hadi görüşürük. İyi toşlu kurmalar. Sağ ol, Allah razı olsun. Bir şey değil, hadi görüşürük. Ekmeğimi de aldım arkadaşlar. Şimdi kahvaltı zamanı. Programı da hazırladım arkadaşlar. Bu bizim öğlen yemeğimiz gibi bir şey oluyor. Saat şu an 11'i buldu. Görüyorsunuz, ekmeklerimi falan doğradım. Çocukları bekliyorum şu an, sevgili takipçilerim. İbrahim'e de yoğurt aldım. Yoğurdu çok seviyor. Mayaladığım yoğurdu yemiyor, bunu yiyor. Yesin de tek, ne yerse yesin. Bizden afiyet olsun canlarım. Bellerimi de güzelce yıkadım. Suyu burada süzüle dursun arkadaşlar. Ben kahvaltı yaparken. Bu sene çok güzel biber cinslerimiz var. İstediğimiz her şey olmuş. Sadece dolmalığımı göremedim. İnşallah dolmalığım da vardır. Çok aldıydım dolmalı. Biliyorsunuz ben çok seviyorum dolmalığı. Hatta kurutuyordum. Geçen sene bayağı bir çoğdu. Bu sene göremedim biberlerimin içinde. İnşallah vardır. Değişik yerlerden aldığımız için. Yani hep ayrı ayrı aldım. Ah uzun biber de aldım. Kara uzun biber de aldım. Kıl biber de aldım. Böyle değişik isimleri var bunların. O zaman Zahide abla söyledi. Hep verdiydi. Söylediği gibi de hepsinden çıkmış. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bu da şu çiçekler gitmiyor. Onları keserken dikkat etmem lazım. Mesela şöyle su bile gidermiyor bunu arkadaşlar. Sevgili takipçilerim, hava o kadar sıcak ki bugün biz balkonumuzu yıkadık. Serkancığımla birlikte. Ellerine sağlık. Güzelce tertemiz yıkadı. Elime verdi. Şöyle halıyı kapatayım ki ağarmasın sıcaktan. Balkonumuz tertemiz oldu arkadaşlar. Şimdi ben Derman bacım gide gidiyorum. Biberlerimi orada doğrayacak. Ben sabahleyin biraz daha topladım. Hatta şöyle söyleyeyim. Diğer küçükleri toplamadım. Büyüklerin hepsini topladım. Bu kadar oldu. 4 tane de domatesim kızarmış. Onu da tadına bakalım diye topladım onları da. Serkan da geliyor bizi götürmeye. Hazır mısınız dedi. Hazırız dedik. Şimdi şuradan çıkar. Uçan güvercin. Bu arabalar hep hatıra olarak kalıyor aslında, biliyor musunuz bize? Çünkü birçok arabamız vardı. Hepsi hatıra olarak kaldı vloglarımızda. Belki ileride bunu da Serkan satar. Bu da böyle bir an olarak kalır bizde. Arkadaşlar biz şu an Gülpınar'ımıza doğru gidiyor. Hasan kardeşim de demircimiz de gururumuz olarak müzik çalıyor. Sesini duyduğum zaman seviniyorum kardeşimin. Halim abla düğünü var. Bizim de davetimiz var. Yarın da Allah nasip ederse Kınık'a gideceğiz Halim ablanın oğlunun. Serkan biberlerimizi koydu. Ben de şöyle Derman bacıma biraz yumurta koydum. Onlar tavuklar pek yumurtlamıyor. Sıcaklık kaçmış Serkan? 31,5 dereceymiş. Bugün çok aşırı sıcak var. Saçlarımızda resmen su geliyor arkadaşlar. Aynı banyo yapmış gibi. İbrahim yine bu ara herhalde üşütmüş. Sesi falan biroş geliyor.
Ablamgil'de görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi geldik. Nail işte dondurma ısmarladıydı. Dondurmayı getirmezsen biberini doğramam dediydi. Beni tehdit etti. Ben de o... Çok yorulduk değerli dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Derman bacım atom karınca gibi çalışıyor hala. Bitmiyor he. Bitse şaşacağım. Şu masamızın üstünde tozanayım Allah aşkına. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Annem hiç şeyde duruşmuş ya. Yorulduk ama yemeğimize de diyade. Susuz kalmış. Doldu da döküm. Biliyorum Elmas. Yorulduk ama yemeğimize diyade diyorum. Bitirdik tasonunda bir arka cephenin boyası var. Az kaldı az. Bu tam. Az kaldı. He he. Güle güle otursunlar inşallah. Bacımın evi çok güzel oldu. Çiçek gibi oldu. Bir aldığım şeyi kıldı Ayaz. Geri bundakı çıkart dedim. Biladay mı? He buna kaldı. Biladay biz çok kırıyoruz ya arkadaşlar. Hele benim Ayhan'ım. Sağ olsun. Benim de Ayaz'ım. Bir ağlayın Elmas. Kırıncı mı? Çok güzel can anne. Niye? Arkadaşlar Nail işte duymasın da ben Şenay'da Ayaz yaptı dedim. Benim lafımı dinlemedi. O da dedi ki burası sepme yapacağımış. Boyama mı yapacaksın sepme mi? Boya yapacağımış buraya. Ben dedim ki şurayla tam ama gerçi tamamlanmazdı. Çünkü burası mermer olduğu için. Böyle oldu. Olmuş yani. Çok güzel olmuş. Usta Nail'in elinden görüyorsunuz arkadaşlar. Çok da güzel gider falan koydu. Elmas iki bardak orada kalıyor. İki bardak da köyde kalıyor. Olsun o da kuşlar sifonlar, içecek. Sifonları şimdi değiştirip diyorum da Derman'a değiştirmiyor. Serkan da diyor şuradan uzatsın şura koyabilir diyor. Bir şey olmaz bir ki. Bir bayağı orada ölecek. Oradan sokacağım onu oraya takacağım geri. Bir de oraya takacağım tamam olacak. İnişte çekeceğinin gider bunu hiç zahmet etme bence. İki bardak su şurada kalıyor. Bir şey olmaz. Geçen onunla... verdim suyu verdim suyu dedim elleme suya. Hiç elleme su. Nerede kalacak bu bakalım. Elmas gel 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 çek. Evet geliyorum bacım. Dondurma erimesin dur indirim de. Serkan sen de biberimizi indirsene pörüşmez de aç hele. Aç aç benim bilim kayacak. Vallahi bilim kayacak demeye de korkuyorum. Artık hastalıklarımızı söylemeye korkuyoruz çünkü. Hastalığa bile sevinen Rabbimin kulları var. Bacı sana yumurta getirdim. Tavuklarım sana, iki gündür. Sana hastalığa sevinilir mi bacım? Ah. Niye getirdin biliyor musun? Niye? Elmas bacım ince fikirli. He. Sık düşünür. Sen bana tavuk yatırdıydın ya yumurtaların maaşı yitmesin diye canım bacım. İnce fikirli bacım benim. İnişte bu sana yeter mi bu dondurma? Neyle aldın? Twister'lı mı? He. Ooo. Yeter de önce müşteri gelin ben açım ya. Dolaba koyun hele onu. Dolaba koyun da erimesin o zaman. İnişte manca yeter arkadaşlar. Yok ben çok yiyeyim dondurmayı. Bakın hele. 1,5 kilo bak. Of 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 of. 1400 gram artık. Bacı bir de poşet aldım ya yeter mi ki? Orta boymuş bu da. Olsun aldım bir şeyi. He, gerçekten hastalığa sevinilmez arkadaşlar Rabbim. Ne gelirse Rabbim de. Zaten hastalık gelmediği zaman insan üzülecek. Bunu balkon şeysi yaptı. Elmas. Ney bacım? Balkon villadası yaptı bunu ama. He. Ben yıkıyorum. İşte şu orada git de bar kapısını çekip. Kuramadık yani. Yıkıyor, çekiyor. Abo nasıl sıcak var ya Rabbim. Ben saklarım. Duydum enişte dur bacım ucuk gösterin de. Derman bacımın balkonu da parlıyor. Allah da çok kirleniyor. Allah'ım olmayanlara ver. Kurban olduğum Allah'ım. Şu aralarını... Gönlü temiz olan herkese versin Rabbim. Beyaz yaptırsam, yaptırmasaydım demiş. Kire oldum işte. Esnafak aralar beyaz değil aslında. Gri ya. Gri de öyle oluyor. Beyaz gibi gözüküyor. Benimki de öyle. Allah'ım isteyen herkese versin. Çalıştığın hepsi oluyor. Amin. Ama armut bir şey ağzıma düş olmuş. Ama Elmas böyle gerçekten çekemeyenler de var. Onu anladım. Hele seni bacım. Elmas ne zorluklarla geldi. Durumu çok çok iyiydi. Sağda solda laf yazanlar da var. Bizde hep vallahi çatlıyorlar bacım. Şok oluyor. Dermuş, hani geçen bana sordun ya bacı senin evlerin boyası da mı böyleydi? İşte ilk ay bacım diyor. Baltlarını hep söktün mü diyor. Hep tek başıma yaptım. Hiç kimse yoktu benim kendim yanımda. Kendim yaptım de. Yine biz mesela ilk ay ablamın yanında oluyor. Derman ablama kaç gün geldik mesela. Hiçbir şey yapmasak bile. Destek yani konuşmamız, sohbetimiz bile gidiyor insanın. Ana mutfaktayken hani bir gün gelip temizlik yaptık da ertesi gün ben yerleştirdim ya. Ben yerleştirdim bittim ama o kadar aradım ki hani Elmas olsaydı diyorum fikir verirdi diyorum. Elmas olsaydı daha çabuk verirdi diyorum. İnişte mofaladı yoruldu kapatalım arkadaşlar. Acık. Yorgun çok yorgun yazık.
Şu şeylerle usta bu kadar özen göstermiyor. Hatta bize geldiğiniz, ben bir gittiğim de göstereyim arkadaşlar. Bizim fayanslar hiç böyle kesilmemiş. Buralar hep tez dolu. O yerin yayla bura baş mor. Hortum burayı kaybedeceğim. Tamam ben öyle gidiyorum. Yine başlayalım. Bacanaklar ne ördün? Siz birbirinizi özlediniz mi? İki gündür görmüyorsunuz. Serkan ne diyor? Adam arıyormuş, arıyormuş. Açmıyormuşsun. Daha ne diyor? Yakında beni engeller diyor. Çok arıyor diyor. Niye engelleyeyim oğlum ben seni? Kahvede varım. Bir bacanağım var, bir kaynım var. Başka kimin abim, var lan? Abim olma, ben seni ağrıyorum bakma. Sen de ağrıyorsun, 40 kere de başıma kalkıyorsun geri. 40 kere usan, seni utandıramadım ki. 40 kere ya, 40 kere de başıma kalkıyorsun. Ben işte iş adamı, adam sabahleyin aç karnına. Çocuk, ayak telefonu oynuyor ya, mesela cevap sarama var ya. Ben onu sonra bir yere girersem görüyorum diyorum. Adam kaydırıyor, adam işine bakıyor telefonu oynarken. Daha bir de bana ne diyor? Yorma burayı diyor. Ablamla mı diyor? Sana şey vereyim. He? Bacım abi telefonda dedim yorma burayı. Teyze diyor. Kapat diyor. Bacım yorma ne kadar yoğun olduğumuzu. Hadi geç o tarafa bak. Sakın o eşofmanımı çekme Elmas. Yurdaki eşofmanımı. Orayla burada fark var değil mi Elmas? Tabii canım. Şurası silinmiş hali. Evet. Burası tozlasın. Tasar hep de geçin. Dermuş her hali güzel olmuş bence. Ben sevdim bacım. Canım benim sağ ol. Güle güle kullan. Eskit inşallah. Pek güzel olmuş. Vallahi iyi oluyor. Gel la geç sereller zaten bravo. Ayaklarımızdan yine çam oldu değil mi bacım? Toz toz. Serkan çok sevdi yıkamayı. Biz sana... Benim üstüm başımı karıyor mu? Şeyi yaptım. Şuraların en altı var ya o öbür tarafta. Silikon mu çektin? Sıva çektim. Mantromanın altını sıvattı bildim. He. Eğilememiş Nahi. Ben eğildim çektim. Eğilememiş değil. Eğilmeye halim kalmadı. İşte yoruldu ya. Dün sabah 6'da bir başladım Elmas. Akşam saat kaçtı biliyor musun? Ben yetişiyorum. Vallahi akşam 8'e geliyorum. Ooo. İlka geldi. Kiki geliyor. Bizim evin küçük kızı geliyor. Yine aksa da eli boş mu gelirmiş ya? Vallahi Allah. Vallahi ayaklarımıza kara sular indi Nahi. Gelmedim. Ya bacım bitiremedi bacım işte. Nereden ilk kuşum? Özlettin kendini. Adam Aksaray'dan gelirken Elmas bacım demirci koydu. Huraya uğrayıverim der. Valla. Ne? Babam yine geldik. Orada indirdiler beni. Ay çok yorulduk arkadaşlar. Aksaray'da evinde... herhalde hiç sıcak lan. Çok sıcak. Babam diyor ben burada yaşamam ben diyor. Bir de yazdık uyudu kaldı orada resmini niye çektim bir görsen. Abla senin mahallende bir tane Aksaraylı takipçimiz varmış. Yurt dışında kalıyormuş. He. Annesi geldi senin mahalledeymiş ne olur diyor. İlkay bacımın evine gittin mi? Etrafı bir çek diyor. Annem gelin evini görmek istiyorum diyor. İnşallah tanışit öğrendik mi çekersin. He. Gideyim şu üstümü bir değiştireyim. Hadi bakalım bacım. Sana da kolay gelsin dermişim. Ben de biberimi indirim bir onu doğrayayım. Bacılardan bana fayda yok. Herkes kendi işinde. Niye öyle mi başta kestirdin attın? Yine ne varsa ben bunlar da var. Niye böyle başta kestirdin attın? Durma alım. Derman bacımın kendine göre işi var. İlkay bacım yorulmuş. Biberi bitince davet edemeyeceğim. Doğrar balım akşamı var gündüz. Düğüne var. Gidecek Hasan çalgı çalıyor ya bayrağın hayırlı olsuna gidecek. Görmezsem üstüm ona arkadaş. Bahçemizin domatesini de güzelce doğradım arkadaşlar. Kardeş payı olsun. Biz de krem sürdük. Sünnet düğününe. Hazırlık. Hı hı. Al paşam. Ama az sürün, çok sürmüşsünüz. Bak, yaz bunu bitlenirsiniz. Kardeş payı yapım diye doğradım da geldim. Şimdi bir tane versen dört tane hepimize yetmeyecek. Dom dom. Kokuyorum bacı. Acayip. Al ilk kuş bahçemin domatesi. Vallahi kara kara yandık. Teşekkür ettim. Beni çekme çok kırmızıyım. Al Serkan. Almut domates değil mi? Linda, Linda. Tamam, teşekkür ederim. Bir tane de beni al. Biz buna armut domates dedik İzmir'de. Linda, Linda. Demirci de Linda diyorlar. Değil mi? Linda daha güzelmiş. Sizin koyunlu çocuk yıktı beni buraya kadar. Demircili mi? He. Hmm. Şoför o mu? He. Babam dedi sen demirci koyulusun demedi. O da evet abi dedi. He. Benim babam gibi oraya. İyiyim. Çok güzelmiş. Derme atmama bir daha götür. İki atlama da koy. Yo Elmas yeter bacım. Al bacım. Yeter ben de yemeyim bacım. Al. Nail ile Serkan yiyecek hep. Biraz al dermişim al. Bir mahalleye suyu koyalım da. Ver bacım sağ ol. Elmas yeni mi geldiniz? He hiç geldik. Ben sen deseydin biz sen ama sen otobüsle geldin. He. Ben de şeyden. Babamgil de vardı yalnız değildim. He. Araba boşuldu bizim de. Babamın gözünün mercek. Bacı şey etmişler burayı. Pişmişler yoncalarınızı. Hı.
Babamın gözüne ne oldu? Şey lensli vardı ya gözünde şeyse. He. Onun ismi? Lens değil de şey. Mercek. Katarak. Kataraktan taktılar ya içine. Onun içi kireç olmuş. Gidin genişte. Kireç olmuş. Babam gözlerimde yine açıldı büyüyor. Yazı. Nasıl iyi görüyorum diyor. Telefondan ne oynadı. Ana diyor nasıl güzel diyor. Yazılar şeyler resimler diyor. Görmüyormuşmuş ama. Onu kaplamış yine. He kireç kaplamış. Onu temizlediler. Yazı. Yeni gözlük aldık. Yarın babam onu şişmeye gidiyor almaya gidiyor. Belki ben de giderim ondan diyeceğim ya bakalım. He. Çok sıcak ya. Aşırı sıcak. Vallahi ayaklarımın altı tabanları şişti. He, Allah hepsi yardım etsin kurban olsun. İşte dur abiyle bir konuşun bakalım. Şeyde takarsa ocağa. Gitme belki babam şeyden anahtar alacak babam. Öserken ışıyacağım. Ben de biber doğrayacağım. Bahçe biber getirdim. Evrim biberimi. He, dolabıma atacağım. Yarın kurur. Bahçelerin bu sene düzeni yok. Bir hoş bahçeler. Derman bacım ha dediyse o iş tamamdır. Ya incelik tamam. Daha buralara ders çekilecek. Baksana şuralara. Evet değil mi? Evet güzellerim bahçemdeyiz. Bu seneki biberlerim harika. Elmas yeşil o küçükler var ya onun adını al bacım. Harika harika. Bak hele burada da çıkmış bu şeyden acıdan. Şu acı mı ki bakalım bir. Ne çekti arasam da Elman bacımın bahçesinde var arkadaşlar. Elman bacıma bu sene değişik biber satmışlar. Allah Allah. Şöyle. Vallahi demin bir makarna yaptık. Yedik, şunlar acı mı ki acaba ola? Elmas. Bunlara bir bak bakalım acı mı? Ben gayrı hiçbir şey yemem. Şuna. He acı onlar işte at. Değil mi? Bilmiyorum bir bak bakalım ondan işte. Ondan topladıydım işte demin şeye. Şu değil bak. Şu acı. Ay nereden mi aldın? Aa, işte burada. Aman onu satma olsun. Derman şeyle acındırlık bizde. On ver atar menemeni. Yok ya bunun acısı iyi olur. Şuna ne acımak. Allah'ım benim eşap da şeye telefona geliyor tövbe yarabbim. Yok mu şu Arnavutların acısına bir bak da kopar. Şunlar da acı olabilir mi ki acaba? Erman bacıma hiç uzun biber yok arkadaşlar. Yok. Ben de bacıma uzun biber toplayıp verecek. Şunlar acı olabilir mi ki diye dostum. Şimdi de Derman ablama doğrayacak. Şunlar acı diye düşünüyorum ben ya. Elmas şunlara bakalım acı mı? Bilmiyorum iyiyim mi? Bir bak kenarında ne olacak? Benim şalaklar büyümeye başlamış, büyümüyordu. Bahane. Elmas bacımınkine imlendim. Al bacım al onu. Yok al ben yemem. Al. Allah'ını seversen al kız. Vallahi yemem. Yok bunu alma bacım. Bir yandan da gözüm biberlerdi. Arnavutlardan kopar o zaman. O biraz önceki kopardığın yeşiller var ya onlardan kopar. Onlardan yok ki orada bulduydum bir sıra. Çok değişik cinslerden var bacımın. Çok farklı biberlerim var benim. Vallahi aynı toplama gibi. Neden topladınız da tohumları? Neden buldunuz da verdiniz? Bak. Bunda mesela bunu bir adamdan aldık bacım. Sen o uzun sivri biberler var ya. Ne? Ondan dedi bana. Hatta bir tane orada var. O da acı bak. Yeşil elmas. Hani şurada. Şu. Ha o yeşil bak uzun. Hani uzun? Uzun değil miyim şurada? Yok. Uzun vardı burada. Hiç uzunun yok. Uzun kavaklar dökülüyor yapraklar. Benimkinde de bir salçalık göremedim ben. Yok. Biber ya aman yok ki. Biber de yok. He. Vallahi oluyor da daha yeni. Acır annemin bir biberi var 7000 kere maşallah Leyla annemin. Toz biberimi yapacak gel dişimde yurda. Acı benimki gün döndükten sonra oluyor. Pazardan alıyorlar ne yapacaklarsa gelin bu dişil biberimizde doğru. He. Babam çiğden almış bazarda. Çiçek bacım hep çiçek daha benimki bak çiçek ama gün döndükten sonra olacak. Dermuş o çiğden varmışmış ben onu şeye toplamışsın. Şuralara bir bak iyi bak bakalım. Şuralarda yeşil biber gözüküyor. Hani acım? İşte onlar da salçalık gibi. Değişik cins o da. Öyle mi? Dolmalık da var salçalık da var. Acı yok çok şey ektim bari bir de kertiye. Hadi bakalım. Şuraya. Topladın. Bak hele de onlarda bir ayrı bak. He çeşit. Ondan yok. Elmas bunları Arfenen'in turşuluk diye verdi bana. He. Bir de salçalık diye verdi bacım. Ondan sonra cığım. Bunlar ne salçalık ne de turşuluk. Öyle mi? İkisi de değil. Bu salçalık da değil. Ne ya bacım bunlar ne? O öyle bir biber. Allah Allah. Öyle turşuluk salçalık olur mu? Bu ne? Bu salt büyüyecek daha ya. Allah Allah. Bu neydi ya Allah derim. Hadi gel bacım. Ben de. Habire düştüm.
bacımın bir güzel çekimi olmadı. Vallahi biber çok aslında. Soğanlarım da çok iyi. Elmas, domateslerimi gördün mü? Domates çok. Olur olur daha bu biberler çiçek hep. Benimki gün döndükten sonra oluyor değerli dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elmas. Hey bacım. Domates. He. Köy domatesiymiş. Bir tane takipçim aradı İzmir'den. İzliyormuş. Domateslerin hakiki köy domatesi diyor. Tohumunu alacağım. Nasıl güzel olmuş ya. Mis gibi koktu valla. Bacım yıkıyor. Domates çok. Bakar mısınız? Domateslerim sulanacak. Her şey sulanacak. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Bura hep domates. Bir kızarmaya başladı mı daha da iflah olmaz. Toplanır. Küçük göze koyduydum. Çayımızı. Telliğim cık cık ediyor vallaha. Terlikten acayip ses geliyor cık cık. Kızarmış. Buraya koy da iyi kızarsın. He. O tencerenin koyuyor. Bacı ben bunu yıkadım aslında evimde. He. Ondan sonra size telefon açtım ya siz de geldiğince gıcık daha düşürdüm. Ben de ona bir oturum. Otur nasıl kendimi yer attım ama. Yalan dünya ne işi bitiyor ne kötü vallahi. İyice biz oyalıyor arkadaşlar. Bacımın domates de maşallah çanak domatesli. Koy domatesi. Şak şak. Halis ablam var. Belki seni de izliyordur. Aramış Derman diyor. Domateslerin hakiki pembiş, köy domatesi diyor. Pembiş domates. İlk ablan gelirken de diyor bana bir diyor 50 liralık yufka sulay diyor. Dedim, onun şeysi mi olur hani? Yazık. Can istemiş Allah'ım. Bir de bir can çekenler var. Bulduk bu köy hayatını. Bacım. Bir zamanlar da benim canım çekiyordu. Hinçten ama şey dün ortasındayız. Sahte hesap açmış bir tane izleyici. He. Aslı üstlü köyde yaşıyorsunuz nesiniz diye. Ben dedim ki şehirde yaşayınca hepimiz 9 aylık. Şehirde yaşayınca ne oluyor ki köyde yaşayınca ne oluyor? Önemli olan kalp. Biz hiçbir şey demiyor ki köyde yaşıyor ya da küçümseme yok. Da büyüyük de demeye yok. Bir şey demiyor yani biz. Aslı arasını. Köylü milletin efendisi. He, aslı arası köyde yaşıyorsun zaten diye yazmış. Valla öyle bir huzur var ki. Hem yorgunluk var hem de huzur var. Şu taze dişirdiğim biber değil. Bahçenin. He valla mis gibi. Bak hele bir. Bak hele resmen. Tap taze, çıtır doğru. Şu bizim bahçeden topladıklarını gösterin ya acı olanı. Attım onları da attım içine. Getirdim şu. Hangi? İşte işte. Şu mu? Acı ha, mı? İşte işte. Onlar da Arnavut'un acısı. Derman bacımın bunlar da bak. Allah'ım. Bak. İnşallah hop. Acıtır. Arnavutlarımız da acı değil işin aksi tarafı. Aynen normalde Arnavut acı olur ama Derman bacımın Arnavut da acı değil arkadaşlar. Bu sene bir anormallik var biberlerimde. Geçen gün şey ettim, canım istedi, acı acıttım, bir dürünüm bacırdım, şuraya yufkayı getirdim. Anam kaç taneydim, sonra bir tane dek geldi, ama nasıl iyiydi o da. Bir de bizim domatesin tadına bak. Bir. Bismillah, tut. Hadi bakalım. Bunu hep yemeyim, herkese yetişsin. Tamam. Acayip kokuyor. Kokusu güzel. Çok güzel arkadaşlar. Maya, maya hoş. Daha olmamış ya. Biraz daha. İki gün daha dursa olur musunuz? Azıcık uzatacağım buna. Bak hele nasıl helva gibi içi. Ölür öyle. Bak hele. Aynı paketin kelkeli gibi derin olmuş. Allah razı olsun domates satandan. Bu sene çok bana iyiymiş. İyi domates satmış. Domatesin bari iyi satmış domates satan abi. Biberi satana ne diyelim o da. Onun da canı sağ olsun. Ne yapalım o da vardır bir hayır. Bu sene de böyle olsun diye takipçilerimiz. Gönüllerimiz bir olsun. Aman. Eyvallah. Olan olmayandan geçinir işte abi. Biberi hıkını almış bahçede. Maşallah. Bu ilk dölü de. Topladıkça döllermiş. Onun için topladım. Nasıl ya? Sülün gibi. He pek güzel cins. Bak o ah bacım. Şu da kara bak. Bacımla da otladık böyle karşılıklı değil takipçilerimiz. Bak hele. Şşş, sinek de yiyecek Dermuş. Git. Bak hele. Nasıl uzamış? Vallahi kolumu yiyor ki. Bak hele arkadaşlar nasıl uzamış vallahi bak. Cinsi çok iyiymiş cinsi. Şimdi biz bunları böyle yıkayalım. Zaten temiz.
kimsenin eli değmedi benden başka. Şöyle doğru akana koyuşuyoruz arkadaşlar. Biberlerimiz yıkadık arkadaşlar. Bıçaklar burada getirelim, hep bıçak elmas. Elinize eldiven giyin. Baş biberi ver de ya. Vallahi elinize eldiven giyin. Ya diyesem bak bir tane acı var. Aman da versen düşünürüm hikaye. Aman değil hikaye. Bir de buraya seni mi ödeyecek dayı? He. Hiç acısı yok arkadaşlar bizim biberlerim. Bizim burada böyle acı olmadı mı? Nasıl onu normal yemek mi doğrayacağım? He. Mele mele. Çiğ diller ya affedersin saman gibi diller. Hiç tadı yok diller. Dermuş sen hızlı doğrarsan ben kafasını kesip şak şak yapın. Tamam. Sen de doğra doğrayı ver. Tamam. Onlara hiç gerek bile yok. Getirdim ya. Size. Hani bakayım. Ya orada koydum 3 tane. Aman onu hiç görmedik. Vallahi ellerim de şeyde. Çaydan öğreceğim. İnşallah bu da bizim çayımız. Doğra kafanı poşete doldurun. Dermuş 4 tane yapmamıza gerek yok. Yok yok yok. Öyle de olmaz zaten benim. İyi. 2 2. He he. Çok acacık gibi bitmeyin bak. He diyorum ya. Bilirim o işleri. İnişte ben de ufak yapmayalım diyorum. Normal karar olsun. Bıçaklarımız da pek keskin maşallah. Sen şey mi istiyorsun? Domates biber domates gibi mi yapalım? Aa, iyi oluyor ya içinde. Yok la o ayrı. Biraz da iyi. Böreğine iyi olur. He he. Mele mele. Şuna da koy mu bir tane? Sen buradan al bir. 30 lira kadar diyor kilosuna valla. İyi. 101'den mi aldım da 45 liraya aldım bir kilosunu. He, le Serkan kışın. 600 gramına. Yaza gelirken öyle. Verin mi? Biz çok almadık. Biz hiç almadınız demek ki. Bizim tam bitti annem verdi. Kış boyu hep giydim ben. Bacım biz çok harcağı yok biz. Ben bu sene niye izledim başladım? Hinci bana yazacak hep biz de izleyelim. Hatta diyorlar komşularım neyim Hinci'den mi koyacaksın diye. Vallahi ben Hinci'den koyacağım. Bahçeye koyan olmaz. Bir hastalık gelir. Önce ben bir doldururum de ondan sonra da ne olursa olsun. He diyor mu? Balkana koyayım. Doldurayım bastı dolaba. Valla gayrı toplama tamam biber. Bir tane size. Kalanını da şey yap. Sünnet dün de lazım ya. Topladın mı toz biber yaparız. Oradan. Allah'ın ayı. Varmış ya senin bahçende öyle değil ya. Topla değil mi bizim bahçedeyim? Lan anlamadık mı biz seni? Sen ne dedin? Hepsi o muydu biber ağzı? He. Bir kilo muydu? O zaman olur yani iki haftaya kadar daha. Olur olur. Olsa da o artım bilmez ki. Anlamadık ne olacak? Tabii canım. Arnavut'u bir sitaya verirsen bize bundan verir. He, senin için. Benim de ihtiyacım yok benim. Benim biber her şeyi çeşitler. Hey bacı. Elmas Allah korusun. Sen de kurut ilk kuş. Ha, ben sevmem kurumasını. Niye? İlker kurum su geldi arkadaş. Kışın da sana satarım 2 ay kilosunu. Kesmedi mi? Kilosunu 30 liradan. Bahane bacı. Babam getirir ben. Bahane. Cinsi nasıl iyi? Kışın ben sana satarım. Geçen sene biberden bu. Geçen sene biberimiz nasıl iyi? Pazardan alma. Dermuş sen çok mu koydun geçen sene de gitti sana bu sene? Hey bacım bayağı koymuş musun? Ha, biber, şey, domates. Tam bitti. Domatesim var da biberim bitti. Yaptığınızı yaparken, nerede göreceksiniz ya? Çörek yaparken şey yapmış. Et poşeti getirdiydim. Şöyle yani işte ayağızda orada orada dur. Gidelim şunları bulacağız. Ben de bağımlarım bunlar diye gelmiyorum. Hacı hepsini aynı şey tarafa doğru da ki şey olsun şey koydu öyle. Öyle koydum ya. Ellerin ne ya elleri? Yok. Eller ne ya? İyi. Bak bu keskin sana ağzına koyuyorum. Hayır hayır. Ya iki. Ayağa şöyle yani bir teyze. Ne ettin lan ellerin ne? Neyle oynadınız lan? İyi mi öyle elma? He he çok güzel. Şuraya uzat al teyzene bak yanında. Elma bacım profesyonel gibi oynuyor artık. Uzat teyzene yapma. Sabahdan bak balkonun korkusunda yapım dedim. Bak teyzesi. Bir teyzem. Sağ ol aslanım. Şimdiden güzel oluyor böyle şeylerde. He. Ondan sonra sana telefonu açınca aynı işlem dedim. Bir aynı işlemin nabzını bir yoklayayım dedim. İyi yapmış. O da gelin dermanı ben ne yapacağım deyince ana mal bulmuşa döndüm. Öyle anlıyorum. Valla bak. Nabza göre şerbet vereyim. Ama ben şaka yapmışım. Ben şaka yaptım. Ama yok yapmışım. Canım şaka olur mu? Saat randevuna inmedi. 4'te gel dedi. Ya ben siz gelmeden işi bıraktım bak. Sen de ona göre geldin. Ben de 4'te geldim arkadaşlar. Elmaz biz arka tarafta olsak yani biz birbirimize gelirken yok canım ben ona götürürdüm bileyenlerim. Tam bitirdim. Diyor dostlar, balkonu hepsinde istiyorum Nail Türkiye'ye. Elma yanımda dur, belki iskeden düşerim. İskeden düşsem ne yapacağım Nail dedi. Tepeme düşeceksin. Ben gidip dedim evimi yapayım. Tepeme düşeceksin. Gördüm üstü ben de altındayım bacım. Otur sen orada diyor. Ben dedim işimi yapayım.
Sonra da diyor ki elmas gelmeden diyor balkonu sil bak diyor pasaklaymış diyor diyor. Ha. Ben de pek derim. Ne yapacağım bacım? O kadar işim gücüm arasında. Yine de tam yapar gene bacım geldi. Çöpe attım o çıkan çöpleri, molozları şeylerini, kağıtlarını. Bildim zaten şu file gibi bir şey koymuşsun çöpün oraya. Aynen onlar abi. Bunlar derman atlamadı. Daha da bir ayrı değil. Ki bu da kalın bir bebeğe. Takım aldım kendini yıkadım. Çarlı mı? Çarlı son. Ha bu o mu? Kardeşim ondan aldıydım ben işte. Şey vitamin deposu o. 45 lira. Bacı benimki çeşit de seninkinde de bayağı çeşit var. Da ortalar bir görsen Amerikan'ın soli gibi aynı. İyi. Biber sıkarmayacak bu sonra. He he. Sade maşallah Leyla anneminki sırası var öyle ıhını almış. Toplamadım annemi. Tamam yani. Sen yerine gitsin beni toplasın. Önceden toplasan derman bir şey olur mu bir hafta önce? Görüşürüz. Niye dayı? Gidip toplasam incikten. Nayli görüyorsunuz canlar. Elmas koymayacak. Kasası çöktü Nayli işte. Nasıl 20 milyon ödecek kilosuna? Vallahi hayır. Elmas'tan bize kalmayacak diye. Ne diyor? Gidelim de bir hafta önce toplayalım. İşte ben zaten farkındaysan topladım mı sizin buraya doğramaya getiriyor. Doğray verip böyle buradan da iyi ve koruk. Şimdi ne deriz biliyor musun arkadaş? Ayın 14'ü bu nasipse. He. Sabah erkenden diğer kota tuta 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 oraya. Sen o ayın 14'ünde. He. İç hazırlığı ve 14'ünde. Ha 15'inde ne şeyimiz? Evet. Ondan de, sonra. O gün mü diye yapacak yolcu diye. Ondan sonra. Toplar biberi geri koyuyor. Benim çocuk vardı 14'ünde. Bizim bazında hazırları. Safiye Eskin ablamız. Eskin miydi? Eskin miydi? Toz biber istiyor. Tatlı toz biber. Bende var. Var mı? Hmm. Toz biber. Onu akşamdan bazlayacak elmas. Sabah erken bazlayacak. Şey kesecektik ya bazı bizim çok yoğunuz. Biz kesemeyiz hani erişteyi. He. Tamam olsun de ama toz biberimi bari gönderin diye şey yapmış. Sorumun cevabını alamadım. Fiyatını da şey yapıyorum. İşte hince o gün akşamüstü yapalım. O akşamüstü. Eşkimesin dolaba koyalım içine. Yaparım işte dolapta dursun. Ama bunu isteyen onu dedi. Hatta ne yapar bunu biliyor musun? Yaparık. Bir şey yok ki böcük nevi yok. Bana soracak ki oğlum senin de hastaneye gideceksin bunları kim getirecek ki? Ben anlamadıydım. Ben de kes anlamadım. Planı yap ya. O zaman ne diyeceğim biliyor musun? 14'ü günü. Plan proje yapılıyor. Hazırlayacağım. Zabanası elmas gibi getireceğim. Çalık götüreceğim. Ben biberlerimi sitelediğimde Delma ablamla dediydim. Hatırlıyor musun bacı? Ne dediydin? Bu sene eğer şansıya mı dedim ki sağ mı dedim ki? Bu sene eğer biberim olursa dedim. Toplayacağım sizi çağıracağım. Beraber şey, doğrayıp dağıtalım diye şey dedim. Dolaba rahat atalım. Koyun falan yok ya bacım, rahatız. Şu evimizde bir bitse. Ondan sonra da kış hazırlıklarımızı yaparız inşallah. Fırlamaya bak, yine çıkmış derim. Hey ya, kaçak o kaçak. Arkadaşlar ben herkesten irkenciyim. Kışlık şeyime başladım biberlerime. Biberi buldun getirdim, bizim yok. Eyvallah. Biz de pel bakarız. Hepsini yiyecek değil mi bacım? Ucunda sen al valla. Yok, sünnet günden ayın hepsini toplayacak diye yemez 15 gün önce toplamış. Ne yapsın kar taşıdı kızamıyor. İnişte kar taşınca içiyor mu? Bir taze ki ince. Aynen kar taşınca olmaz. Okey biz öldüreceğim de bunu. Ben geçen sene bilemediydim bacı. İyice kızarmaya gelmişmiş. Onu biber yapacağım. Ama o da yoruyor biliyor musun? Geçen seneki bir acıydı biberim. Bu ne kimin? Sizin bahçenizin teyzeciğim. Vallahi. Çok zorlanı getir de içeyim Ayaz. Çoğu sotanı getir de içeyim teyzem. Getir birazdan baban gelebilir. Çocukla bile bahçe heyecanı var. Önce bu sotanı getir aşkım be. Koz sotanı getir adamım. Yiyecek girmeyim yok ya. Sonra koy içine doğrasın da onu da. İçine doğrasın. Yok yok içinde hiçbir şey yok ama. Bu sotayı otur sonra yiyecek. Yiyecek mi? Ayaz sotayı bana ver. Çok komik. Ayaz. Ayaz sotayı verir misin teyzem? Baban lan lan oldu içine doğrayın değil mi? O da çok komik diyor bize. Çocuğum teyzem. Dökme. Ayazım da coşuyor artık yavaş yavaş. Etrafa bakaraktan. İlk koş. Bir tane et poşetine koy da. Videomuz çok uzun sürmesin. Bari izleyicilerimize gösterelim. Kapalı şey yapalım artık. Aç poşet olacak ama. Ha bitişini mi gösterelim sonra? Acı veriyorsa yere. Aynen. Yok yok. O zaman paketledikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Biz bu şekilde doğrayalım. Hepsini bir gösteririz. Tamam o zaman. Tamam. Sevgili takipçilerimiz, biz şimdi şu biberlerimizi doğrayalım. Derman bacımla birlikte, İlkay bacım da poşet diyecek. Onun da poşetçi koydum adını. Tamam. Poşetçi kızar var. Kızar poşetçi mi var? Ya çok, bir de direkt çekiyorum abi. Görüşürük o zaman arkadaşlar. Biz yine kendi aramızda kaynatıyoruz. Hadi bakalım. Toplamış gelmiş yine. Ya!
Allah'ım bak ayazım nasıl biber bulur gerek teyzesi. Oğlum niye toplamda imanınıza katacak? Sevgili takipçilerimiz biz ne yaptıydık? İlk ay aplama biberleri doldurtturacaktık. O da ben çay katıyorum elimi değmeyeyim ay dedi. Ondan sonra yine ben doldurdum. Şöyle. Şimdi doğradım. Birer pişirimlik, ikişer pişirimlik yaptıydık ama sonra aklımıza ne geldi arkadaşlar? Derman ablanın bahçesinden topladığımız acı biberleri unuttuğumuz aklımıza geldi. Leğenimizi güzelce temizledik. Tekrar dökeceğim, hepsini harmanlayacağım. Derman ablam hala doğramaya devam ediyor. Az kaldı benim de. Bacım bana da ayırdı. 10 tane de yumurta getirin, yiyenin içine kırınlar da yoğur hazırlanamadık. Ondan aile ödülü bir şey diyor. Tarihi geçelim. Gel babam bacım. Ay yüzündesinde bir bir oda. Lan işte yine beni sarmaya alıyor arkadaşlar. Bana çatmayınca da artık elim ol. Bunu da Derman bacıma bıraktım. Onun uzun biberleri yok. Günlük kullansınlar. Yemeklerinden iyi. Evet. Çok güzel oldu. Derman bacım da al yanak gibi kızarıyor. Çok yorgun olduğumdan vallahi. Kusura bakmayın. O kadar işimin gücümün arasında, işinin gücümün arasında yazık. Çok keyifle doğradım vallahi. Değil, hoşuma gitti ki maşallah. Allah ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Hep beraber yiyelim inşallah. Yani şey olarak, hareket olarak yorgun gözükebilirim ama doğrama olarak deyince bince gideyim yine yemeklerime. Hemen bitirdim maşallah. Tamam verip geleceğim. He bir saat oldu olmadı. Yüksel babam da benim tavuklara arpa ayırmış arkadaşlar. Biraz sonra onu almaya da gideceğim. Biber çok taze olduğu için. Için, bıçağımızla çok güzel kestiği için hemen böyle cırt 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 gitti. O zaman aynı bu şekilde biz paketleyecek arkadaşlar. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Vallahi o çekirdekleri de ilk ayaplarından nail işte. Ben töbe ağzıma aldım. Biz çıtlamadık. Hangi sizinkiyle kabuğunu değil? Bakın Türkiye'yi kabuğunu. Vallahi tabağı da önümüzden aldı da oturdu oraya çıktı. O zaman bir bay bay yapın da kapanışı evet, yapalım. Evet dostlar. Elmas bacımın yanında kalın. Hoşçakalın. Dostçakalın. Allah'a emanet olun. Yavaş. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bak bu ara yorumu çok az geliyor yorumlar. 500-600 yorum geliyordu. Şimdi 150-160 yorum var. Ne oldu bu yorumlara? Ne oldunuz? Ne oldunuz? Yorumlarınızın hepsi tek tek. Neredeydin sen? Sen neredeydin? Sen neredeydin? Sen neredeydin? Yorum yok arkadaşlar. Anavola da çıkın gelin. Orada yorum yok. Reklam yok. Yani. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi görüşürük. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.